Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Herkese iyi hafta sonları diliyorum, iyi akşamlar diliyorum ve şimdiden iyi bir hafta, iyi bir ay, iyi bir yüzyıl diliyorum daha doğrusu. Ve Borsa İstanbul'da değerlendirelim. Büyük Filistin mitingi yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takip ettik tüm dünya gibi, biz de başta olmak üzere. Baktığımızda ağır konuştu. Şimdi tabii ağır konuşunca gözler otomatik olarak piyasalarda pazartesi gününe çevrildi. Bir çöküş olur mu, olacak mı diye ve böyle bir beklenti kesinleşiyor. Şimdi arkadaşlar, ben sizi morallendirmek adına vesaire söylemeyeyim. Ve Borsa İstanbul'da bu noktada değerlendirirken dolar bazındaki grafikten destek almanızı size tavsiye ediyorum. Tabii benim fikirlerim eğitim amaçlı olup tavsiye niteliği değildir. Biz artık bu gerginlikte bir taraf olduk. Bununla birlikte %7 endeksi geri basarak buradaki fiyatlamayı ağır bir şekilde tamamladık diye düşünüyorum. Ve geçtiğimiz hafta kabaca 7400'leri test edip 7650 bölgesinin üzerinde de kapanışımızı yaptık. Bu bizim için ilk pozitif görüntü. Şimdi negatif görüntüye gelelim. Sizin ve birçoğunuzun beklentisine göre ben burada Erdoğan'ı ya da piyasaları savunduğumdan değil. Neyse o. Ve fikrimi söylüyorum. Her olumsuz konuşmasında bu saatten sonra Başkan Erdoğan'ın her olumsuz konuşmasında %7, %5, %3 gibi konuşmasını bekliyorsak o zaman biz Borsa İstanbul'da 1000 puanlara kadar geri çekileceğiz. Şimdi böyle bir dünya yok arkadaşlar. Yani bunu bir kere kafamıza yazalım. Biz geçtiğimiz hafta itibariyle tarafımızı belli ettik ve ikili ilişkilerimizi bozduk, ticari ilişkilerimizi bozduk. Şimdi atacağımız adımlar çok önemli olacak. Ve sadece Türkiye değil, tüm dünya artık yeni bir yüzyılda tarafını belli ediyor ve ülkemizde buradaki tabii çıkarlarını korumak adına özellikle İsrail bayrağındaki Nil ile Fırat arasındaki mesafeye bakıldığında bu işin sonucunun bize de dayanacağını unutmamanızda fayda var. Yani bugün mevzu sadece Filistin ya da Gazze değil. Yarın öteki gün bakıldığında Mısır'da olacak, işin içinde Lübnan'da olacak, Irak'ta olacak, İran'da olacak ve Suriye'de olacak ve tabii sıra bize de gelecek. Haritada çünkü biz de varız. O yüzden mantıklı işlere yönelin. Şu anda atılan adımlara bakıldığında ilk attığımız adım Doğu Akdeniz'deki arama tarama faaliyetlerimizi bir an önce hızlandırma girişimlerini takip ediyoruz. Burada ne kadar söz sahibi olur isek piyasalara da o kadar iyi ayar verilecek gördüğümüz kadarıyla. Şu söyleniliyor, buna da değineyim. Ya değinmedin diye sitem etmeyin. Mehmet Şimşek sıcak para turuna çıktı ve bildiğiniz gibi bu turdan eli boş döndü. Önce İngiltere'ye sonra Körfez'e gitti. Arkadaşlar zaten Avrupa'dan bir para girişi ya da bir yatırımcı girişi bizim bu zamana kadar çok fazla gördüğümüz bir durum değil. Şimdi buradan zaten bir ümidimiz yoktu. Bizim ümidimiz ağırlıklı olarak Arap sermayesi yani Körfez. Şimdi Körfez'den de 1-2 ay vadede ufak ufak damlamaya zaten başlar ama herhangi bir en ufak bir olumlu gelişmede zaten bu miktarda artar. Ve Mehmet Şimşek'in rahatsız olduğu, hastalanacağı haberleriyle birlikte görevden alınacağı, Merkez Bankası'nın görevden alınacağı, işte başkanım, Gaye Hanım'ın bir dünya haber akışı. Ya aklı yeten de konuşuyor, yetmeyen de konuşuyor. Ya da siyasi görüşüne göre yorum yapan işte eski milletvekili, eski bakan, odur budur. Herkes bir şey konuşuyor. Arkadaşlar, bu işler öyle basit işler değil. Şu an Borsa İstanbul'a baktığınızda evet korktuğunuzu biliyorum Erdoğan'ın konuşmalarından dolayı. Bu siyah destek hattı tuttuğu sürece ve 7650'nin üzerinde kısa vadeli kalıcılığımız devam ettiği sürece problem yok. Bölgenin altında bir hareket gördüğümüz takdirde işte olur da bölgeye bir askeri harekat başlatırsak yani. Şu anda böyle bir imkan görünmüyor ama ya da sınır ötesindeki operasyonu derinleştirirsek biraz daha böyle Lübnan'a doğru indirirsek yani Hatay sınırından aşağıya doğru bu hareket genişler ise o zaman fiyatlama dengesi bozulur ama Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'e karşı, Netanyahu'ya karşı, Avrupa'ya karşı bu saatten sonra yapacağı her olumsuz görüşmede negatif fiyatlamalara beklememek gerekiyor. Yani şu anda bizim odaklanacağımız en önemli haber akışı meclis. Önümüzdeki hafta itibariyle bildiğiniz gibi ne var orada?
İsveç'in NATO'ya üyelik onaylaması var. Burası çok önemli. Bakın burayı ben aylar öncesinden de dile getirdim. Bu haber akışı şu an bizim 7400 üzerinde kalmamızı sağlayan en büyük önemli haber akışı diye düşünüyorum. Bakın bunu unutmayın. Buradan pozitif bir oylama geldiği takdirde hareket yukarı doğru gelecek ve bilanço fiyatlamasında zaten buralara ekleriz diye düşünüyorum. O tarafa dair negatif bir sinyal alınır ise oylamadan önce zaten bölgenin altına da bir miktar daha inerek bu sefer gözümüzü alt banttaki ana yükseliş trendine çevirebiliriz. Bu şekilde takip etmek en doğrusu ama meclisin kararını bence çok iyi takip edeceğiz. Burada mavi yükseliş trendimiz ana yükselişimiz. Ana yükselişimiz korunuyor. Sadece trendden uzaklaştık. Önemli bir destek hattına geldik. Haber akışları patladı. Savaşta taraf olduk. Ama sadece taraf olmamız bizim savaşa dahil olduğumuz anlamını taşımadığı için 6300'lere doğru bir geri çekilmemiz söz konusu değil. Bunun için daha fazla olumsuz haber akışına ihtiyaç var. Ha, olumsuz haber akışının gelmesini istediğimden söylemiyorum. Endeksteki fiyatlamayı bilin. Ve buradan bir arkadaşlar destek almak istiyoruz. Borsa İstanbul'un dolar bazlı grafiğine bakacak olduğumuzda şu şekilde bir yükseliş trendinden söz ettik. Zaten görünen de bu. Bu hattı şöyle incelediğimizde 2022 Temmuz ayından itibaren yani 130 dolar bandından bakıldığında 310 dolar hattı. Ve burada neyi takip ediyoruz? Yukarıdan gelen bir de şöyle sıkışmamızı çizelim ki içinde bulunduğumuz durumu yatırımcının psikolojisinin giderek nasıl zorlandığını bu noktalarda takip edelim arkadaşlar. Baktığımızda şu an için durum bu. Kısa vadeli destek hattımızı zaten daha önceden belirtmiştik. Yine bugün bir kez daha belirtelim. Kırmızı çizgimiz burası. 256 dolara bir temas gerçekleşir mi? Bilemiyorum ama yakın bölgelerdeyiz. Abartılacak bir fiyatlama olmaz diye düşünüyorum. Bölgenin altına önümüzdeki hafta geçmediğimiz sürece problem yok. Yukarıda 315 dolar hattını takip edeceğiz. Ki burada şöyle bir görüntüyü de takip ediyoruz. Yani burada da bir böyle güzel bir formasyon oluşabilir. Şurada üçgenin bu daralan kısmında. Bu görüntü şu an için teoride geçerliliğini koruyor. Gördüğümüz kadarıyla. Yani teorinin geçerli olabilmesi için 250 doların altında net kalıcılıklar görmeyeceğiz. Ki burada sağ omuzu öldürürüz ve yükselen trendi de zaten bozmuş oluruz. Buraya göre baktığımızda yani iyi şeyleri de konuşalım, iyi beklentileri de dile getirelim. Hep olumsuz olumsuz olmaz. Burada da söylediğimiz gibi baktığınızda nereleri gösteriyor? Şöyle görebilmeniz adına biraz daha küçülteyim. 450 dolar hattını size hedef haline sunuyor. Yardımcı araçlarımızda bir uyumsuzluk var ama uyumsuzluk yerini bir trend bozukluğuna bırakmamış. Bunun aynısını Borsa İstanbul'da günlük bazda da takip ediyoruz. Bakın 7400'ün üzerinde bir uyumsuzluğumuz var. Bunu göstergelerde de belirteyim. Burada bir düşen trend. Göstergelerde ise 7400 tutuyor. Burada ise dengesiz tepeler. Yani bu bir tuzak olabilir. Yani bunu söylemek istiyorum. Bunu anlatmak istiyorum. Çünkü gösterge iyiden iyiye bayılıyor. Artık saatlik bazda da bakın 5 saatliğe geliyorum. Burada da pozitif uyumsuzluğa başlıyor. Yani yükseliş sinyallerini ufaktan vermeye başlıyor. O yüzden 7400 bozulmadığı sürece o günlükte gördüğümüz uyumsuzluk yani şu hareket bir tuzak. Ve dolar bazlı grafikte de bu tuzağı şöyle okuyoruz. Göstergelerimizde düşen tepeler. Bunu haftalıkta şu an takip ediyoruz. Gördüğünüz gibi hemen hemen iki eşit tepe şöyle baktığımızda. Bu da arkadaşlar tuzak. Yani buradaki daralım içerisinde yatırımcıyı öpecekler. Yani burada bir çöküş algısı yaratarak bu operasyon gerçekleştirdi. Bence bu şekilde piyasayı takip edeceğiz. En sağlıklısı, en mantıklısı bu. Sağda solda herkes istediğini söyleyebilir. Yani dilin kemiği yok. Erdoğan işte her olumsuz konuştuğunda borsanın her gün %5, %8, %7 geri çakılacağını düşünen bir zihniyet var. Ama böyle bir fiyatlamayı eğer zaten biz görecek olsaydık geçtiğimiz haftadan zaten bu miting belliydi. Perşembe Cuma itibariyle hem dolar bazında hem TL bazında biz bir çöküşü zaten
ekstra olarak yaşardık Borsa İstanbul'da. Ama 7400 dolar bazlı bu destek hattı korundu. Yani şurada dolar bazlı, daha doğrusu 255 dolar hattı. Tam anlamıyla denenmemiş ama TL bazında önemli bir destekten dönüşümüzü aldık. Haftaya baskılı da başlayabiliriz, pozitif de başlayabiliriz. Buna piyasa karar verecek. Sen ne bekliyorsun dersen, yani şu anki görüntüye göre bir miktar daha pozitif başlamasını bekliyorum. 7650 üzerinde kaldığımız sürece benim için iyimser hikaye kısa vadede 8500'e kadar devam eder. Zaten 8500'ün üzerine konuşmaya bile gerek yok. Bizim için çok çok iyi olacak. Ki ben birçok takip ettiğimiz, o sizlere de analizini yaptığım kağıtlara baktığımda, oradaki daralan bantların artık sonuna geldiğimizi ve bunun da endeks genelinde artık hikayenin de iyi okunması gerektiği taraftarıyım. Bunu da sizlere zaten bir sinyal mahiyetinde belirtmiştim. Benim görüşüm bu. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz ama ben çok olumsuz durumlar olacağını düşünmüyorum. Zaten olaya Arap ülkelerinden de bu İsrail-Hamas gerginliğine bugün yarın zaten arkadaşlar müdahaleler gelmeye başlar. Rusya ve Çin'den de müdahale gelecektir. Çünkü o iki ülkenin de Suriye'de, İsrail'de ve özellikle Akdeniz'de çok önemli çıkarlarının olduğunu unutmamak gerekiyor. Yani kimse bu savaşın uzamasını İsrail'den başka istemiyor. Ki bunu da artık dile getireceklerdir ve pozisyonlar da ona göre alınır diye düşünüyorum. En ufak gelecek olumlu haber akışında bu bütün negatif fiyatlamaların yukarı çok sert bir şekilde döneceğini de hesap edin. Ve sizlere ufak bir uyarı da şu şekilde yapayım. Arkadaşlar, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın negatif söylemlerine istinaden Borsa İstanbul'da short, yani satış yönlü pozisyonlara sürekli olarak ağırlık vermeyin. İçinizden geçerler kardeşim. Ben de size buradan bir kiminize göre abi, kiminize göre bir kardeş tavsiyesi vermiş olayım. Sakata gelmeyin. Gelirseniz marjinizi patlatırlar. Elinize 3-5 kuruş verirler. Hadi koçum diye sizi oradan postlarlar. Benden söylemesi. Bu şekilde takip yaparsak iyi olur. Tabii yarın Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümü. Artık Cumhuriyet'in kuruluşuna mı sevinelim, Osmanlı'nın yıkılışına mı üzülelim? Yani burası da beni üzen bir taraf. Yani buruk bir sevinç var baktığımda. Her şeyin hayırlısı. Umarım kıyamete kadar şerefli Türk bayrağımız göklerde dalgalanmaya devam edecek. Bunun için sürekli olarak Türk halkı olarak, Türk vatandaşı olarak mücadele etmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Bu ülke hepimizin, bu vatan hepimizin. Hepinizi çok seviyorum. Yarın ola, hayrola diyorum. Bir 29 Ekim mesajlarını bir görelim. Orası da çok önemli olacak. Güzel haberler, güzel planlar, güzel bir gelecek mesajı verilir diye ümit ediyorum. Bakalım, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşça kalın.